Tekrardan merhabalar. Neredeyiz? Paralel kenarda alan ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümle devam ediyoruz. Burada biraz karmaşık özellikler var. Belki yani şunu kullanabiliriz. Şu çok klasik ama işte çıkması lazım. Ben de unutuyorum bazen. Çok kullanılan olmadığı zaman biz de unutuyoruz. Bir şeyi çok kullanmazsanız, çok tekrar etmeden unutursunuz. Böyle bir durum varsa orta taban olur. Şunlar orta eşit olacak yani. Dikkatli ol. İkisi. Yani şunları ikiye parçaya bölmesi lazım. S, 2S, 2S, 3S olacak. Dikkat edin. Burada da köşegenler varsa böyle yine ortadan ikiye bölüyorsa şu doğrular. 4 eşit parçaya bölünüyor olan bu var. Şu da buradaki noktada herhangi bir nokta olmak üzere, şuradaki noktaya biz genelde P noktası deriz. Bu herhangi bir nokta olmak üzere karşılıklı alanların toplamlarının birbirine eşit olması lazım. Paralel kenarda başka bir alan özelliğimiz yok. Peki bakalım, başlayalım. Neydi bu? Dördü eşit parçaya bak. Şunu hatta bunu göstererek gideyim. Bak şu özelliği kullanacağız. Bak böyle yapalım. Bu bölümü öyle göstere göstere gidelim. AB'de paralel kenar EF bulunduğu nokta orta noktaları tamam. Alan bir şey daha vermiş. Bak AK 2KC. KC'miz X ise AK'mız 2X. Alan AB'de 36. Bak şöyle yapalım. Şimdi biz buraya A alan dersek X'e A düşmüş. Buraya 2A düşer. Şimdi bu 3A 2A ile A'nın toplamı 3A bölümü o alanın bir bölümüdür. Doğru mu? Yani A, E, C alanıdır. O zaman burası 3A ise burası da 3A olur. O zaman şu kısım da 3A gelmiş olur. Hatta şu kısım da 3A gelmiş olur. Doğru mu? Yani burada 4 tane 3A var. 2, 3 bir de şu ikisinin toplamı. 4 tane 3A var. Tamam. Bunların toplamı kaç gelir? 4 çarpı 3A'dan 12 gelmiş olur. 12. Adam bu 12A'yı vermiş zaten bize. Kaç ver? 36 vermiş. O zaman 12A diyorum. Eşittir 36 ise A da buradan kaç gelmiş oluyor? 3 gelmiş olur. Ne sormuş? Alan EKC. Sorduğu şey de A zaten bizim için. Cevap da ne geldi yani? Adana gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? İlk özelliğimiz şununla alakalıydı. Devam. Bu neydi? Hatırlayalım. Şu. Şu. S yukarıda 2S, 3S, 2S. Ne vermiş? Alan ECF 4. Bakın ECF burası. S burası yani 4. Bura 4 ise S'di. 2S, 2S, 3S. 2S kaç? 8. 2S, 8, 3S kaç oluyor? 12 gelmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Ama bu özelliğin olduğunu nereden hatırlıyoruz? Şurada kenarları ikiye parçaya bölünmek zorunda. Buradan hatırlıyor. Kenarları ikiye parçaya bölünmezse bu özelliği kullanamıyoruz. Buna dikkat edelim. Tamam. Alan AEF'yi sormuş. AEF nedir? AEF yani neyi soruyor bize? 12'yi sormuş oluyor. Cevabımız Edirne çıkar. Bu da şu özellikti. Nerede? Şurada. Son özellik. Karşılıklı alanların toplamları birbirine eşit olması lazım. Bakalım şimdi. Fazla geldik. Tamam. S1, S2, S4 falan filan. Alan 41, S2 artı S4 kaçtı. Şimdi neydi kuralımız? S1 ile evet S3'ün toplamının neye eşit olması lazım? S2 ile S4'ün toplamına. Doğru mudur? E şimdi kardeşim toplam yani bu S1, S2 şu şöyle bir toplam vermemiş mi bize? S2 evet S3, S4'ün toplamı kaç verilmişti? 40 mı? 40 birim. O zaman şu ikisi yani S1 artı S3'ün 20. Buranın da 20 olması lazım ki 20 birimi daha 40 yapmış olsun. Bize S2 artı S4 sorulmuş. Yani şu ikisinin toplamı sorulmuş. Bu ikisinin toplamının kaç birim olması lazım? 20 birim olması lazım diyoruz. Bir sorumuz daha var. Bakın burada da isterseniz doğruyu siz çizebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey çizseniz S, 3S falan oluşabilir bir ihtimal. S, 2S, 3S vardı ya. Bakalım belki gerek yoktur bilmiyorum yani bakacağız. Vermiş alan ALB'yi vermiş. ALB şurayı vermiş. Şimdi bu alan kaç? 4 birim. Şimdi burada şunu görmeniz lazım. Bunlar orta taban olduğu için yani buralara iki parçaya böldüğü için şuradan geçen doğru da KL noktasına göre şunların eşit olması lazım. Şu, şu ve şunun eşit olması lazım. O da kelebekten geliyor. Çünkü 1'e 2 oranı var. Yani burası 1 birimse burası 2 birim. O zaman 1 birimse 2 birim olacak. Aynı şey burada da geçerli. 1 birimse 2 birim olacak. O zaman bunlar eşit olması lazım. Yani burada bu en önemli şey bu. Şimdi şöyle şey yapalım. Yani şu DK, KL ve KLB'nin eşit olması lazım. Nereden çıkıyor? Tekrarlıyorum. Şunlar kenarları keş parçaya böldüğü için. Aklınızda kalsın. Bunlar eşit parçaya bölüyorsa onlar eşit olması gerekiyor. Kelebekten çıkıyor özelliğinde ispatı. Şimdi 4 ise burası 4 olur. Aynı kenar burası 4 olmuş olur. Yani 4, 4 ve 4 gelmiş oluyor. Tamam. Bize toplam alan sorulmuş. Bakın buradaki DB... DB bir köşegen. Doğru mu? Bir köşegen de paralel kenarda alanı keş parçaya bölmez mi? Böler. O zaman ne yapacağız yani? Burada 4, 4, 4 ise 12 gelir yarım alan. Yazamadım. Yarım alanımız 12. 12 çarpı kaç yapacağız? 2. Yani burası 12 ise bu kısım da 12 olur. Sağ kısım. O zaman cevap da kaç gelmiş olur? Alanımız 24 birim kare gelmiş olur. Cevap Bursa çıkar.
Evet, paralel kenarla alanla konuşamadım. Elan'la. Alanla ilgili sorularımızı çözdük. İki bölüm işledik. Paralel kenar konusunu şu an için bitirmiş. Başka özelliği yok. Soru çözmek lazım. Onu da öğrenme kontrol testlerini tekrar yapacağız. Sistem pekişme testleri çözüyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Üç bölümde yamuk. Normal bir yamuk vereceğiz. Önce yamuk ve özelliği diyeceğiz. Sonra dik yamuk, sonra ikizkenar yamukla ve alanla bu işi kapatacağız. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın, benle kalın, kitapların fotokopi almayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.